Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir kitap tanıtımında daha birlikteyiz. Bugün ÇAP yayınlarının soru bankasını, TET Matematik Soru Bankası'nı tanıtacağız. Şimdi kitabı bir inceleyelim beraber. Daha sonra da kitap hakkındaki değerlendirmemizi yapacağız. Evet, kitabımızın genel olarak kapak tasarımı bu şekilde. Benimki öğretmenlere özel olan kitap arkadaşlar. Sizinkisi tabii ki öyle olmayacak. Şimdi şöyle bir içini açalım. Genel olarak işte içindeki var. Şimdi şöyle biraz kitabın içeriğine göz atalım. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada işlem ve şekil yetenekli sorular son derece var, fazla. Ben de sayfa 2'ye bölmüş durumda. Öğretmen kitaplarını bu şekilde yapmışlar. Ama sizinkisi tabii ki tek sayfa olacak. Bu şekilde bir içerik var. Özellikle böyle kitapta yetenek tarzı soruların çok fazla derecede olması güzel. Bakın burada yine bir şekilli soru var. Yine bir şekilli soru var. Burada bölümleri bu şekilde ayırmışlar. İçeriklerini buradan görebiliyoruz. Şu şekilde geri doğru alayım. İçerikler... Böyle işte zaten uzaktan da olsa şekilli sorular olduğunu görebilirsiniz. Arka tarafında bu şekilde bir cevap anahtarı mevcut. Şöyle sayfaları çevirelim. Bol renkli bir tasarım. İçinde bol miktarda değişik sorular var. Örneğin bakın yine şurada bir şekilli sorumuz mevcut. Evet, kitabımızın genel iç tasarımı bu şekilde. Evet arkadaşlar, ÇAP yayınlarını daha çok bugüne kadar konu fasikülleriyle tanıyorduk. Yani okullarımızda ders anlatımlarında çok kullanıyor veya diğer eğitim kurumlarında. Şimdi TET Soru Bankası, AYT Soru Bankası çıkmış. Onu da inceleyeceğiz. TET Soru Bankası'nda çıkarmış durumda. Şimdi öncelikle güzel yönleri ve dezavantajlı yönleri neler? Bir bunları değerlendirelim isterseniz. İyi yönlerinden başlayalım. Bence yeni sisteme birebir uyumlu bir kitap. Bol miktarda arkadaşlar şekil yetenekli, yeni sisteme uygun TET soruları var. Hani şu andan itibaren TET çözülür mü derseniz evet çözülür. TET ve AYT arka arkaya 2 gün oluyor arkadaşlar. İkisi de Haziran'da 20'sinde 21'inde. Yani esasında iki sınav değil, tek sınav gibi düşünebiliriz. İkisi de bir sınav ve hali hazırda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu anda bana TET'den ne çalışalım diye soranlar için bu kitabı şiddetle öneriyorum. Benim öğrencilerim bundan son derece memnunlar. Kitapta baskı kalitesi çok güzel arkadaşlar. İçerik güzel, şekiller güzel, sorular güzel. Şimdi hata oranı yok denecek kadar az. Bana pek denk gelmedi. Belki vardır. Peki dezavantajlı yönleri neler? Biraz ondan bahsedelim. Her zaman söylüyorum. Şu cevap anahtarlarının arkadaşlar arka sayfada değil, bu cevap anahtarlarının nerede yer almasını istiyoruz? Soruların sayfanın altında ya bir arka sayfada en kötü. Çünkü kontrol ederken gerçekten güçlük oluyor. Ama çok kitabı almamayı gerektirecek bir sıkıntı değil. Bir başka dezavantajı kitabın ya da eksi yönü diyelim. Bazı sorularda, son testlerinde, zor sorularında çok uzun, hani sınav mantığına çok uymayan bazı birkaç soru var. Yani kendi video çözümlerinde de özellikle permütasyon, kombinasyon, olasılık bölümlerinde hani bir soru var ve çözümü acaba kısa yolu var mı diye düşünüyorsunuz ama kendi videosunu açtığınızda kaynağın onların da bir 3-4 dakika, 4 dakika, 5 dakika hatta sorunun çözümüyle uğraştığını tek tek çizerek, yazarak, alternatifleri sayarak bulduklarını görüyorsunuz. Hani bu çok sınav mantığına uygun değil. Bunlar arada olmasa bir şeymiş ama göz ardı edilebilecek ufak tefek eksiklikler. Bunlar birkaç soru. Yani söylediğim gibi kitabın genelini ilgilendirmiyor. Kitabın geneli gerçekten çok güzel. Orta ve orta üst zorlukta bir kitap. Kolay bir kitap kesinlikle değil. Kaliteli bir kitap. ÇAP'ın genel olarak kaliteli havasını bu kitapta yansıtıyor arkadaşlar. Size bir şeyler katacak bir kitap. Özellikle TET'de netlerinizin yükselmesinde hali hazırda sıkıntı yaşıyorsanız ben konuların bitti denemelere geçeyim mi değil, kitap çözeyim. Bir kitap daha çözeyim. Konularımı tekrarlayayım. Denemelere geçmek için çok acele etmemize gerek yok arkadaşlar. Denemeleri yapacağız zaten. Ama kitap çözmeye, soru çözmeye devam etmemiz gerekiyor. Hem TET'den hem AYT'den. Bu anlamda da ÇAP yayınları gerçekten çok güzel. Ben tavsiye ediyorum. Umarım bu videomuz size faydalı olmuştur. Faydalı olduysa lütfen
Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.